Bu soruyu izninizle hemen bir soruyla bağlayarak birlikte sormaya karar verdim Alo. şu anda. Tam şu an görmüşsünüzdür zaten o aydınlanma <laughs> anını. Hocam geçen haftalarda şundan bahsetmiştik. Analitik düşünme yeteneğimizi kullanamadığımızdan, birçok olaya çok hızlı akladığımızdan ve düşünmeden davranışa döktüğümüzden bahsetmiştik bir yandan da ve bir hani sürü psikolojisiyle tavır almamızdan. Peki bu sıradan yaşamlarımızın monotonlukları arasında biz analitik düşünme becerimizi nasıl geliştireceğiz? Biz her gün aynı şeyleri yapıyoruz. Bu beceri Nasıl geliştireceğiz diye sormuş. Şimdi analitik düşünme zor konu. Arkadaşlar analitik analiz malumunuz. Analiz ne iş yapar? Yani aldığınız verileri, onları farklı şekillerde bir araya getir, onlara bir anlam vermeye çalışırsınız. Bunlar arasındaki çeşitli ilişkileri incelersiniz. Parçalara böler, parçaları cinsinden bütünü algılamaya gayret edersiniz. Bu işte bu analiz adını veriyoruz. Analitik düşünce de duyduğumuz, okuduğumuz, haber aldığımız şeylerin birbirleriyle olan ilişkisi, gerçeklik düzeyleri, akıl mantık zincirlerine uyumluluğu makul olup olmaması, işte 5N1K kuralına göre efendim kaynaklarının sağlam olup olmaması falan filan gibi kıstaslar açısından sorgulanmasını içeriyor. Analitik ve kritik, yani eleştirel ve akılcı düşünme diyelim buna. Beyne çok enerji yaktıran, düşünme sürecini yavaşlatan, karar sürecini yavaşlatan ve bizi biraz yoran bir şey. Dolayısıyla bunun yerine eğer zihnimizde bir alternatif var ise onu kullanmayı doğal olarak daha çok tercih edeceğiz. Bakıyoruz var mı bir alternatifi var. Olduğu gibi almak. Falanca partinin taraftarısınız. Gene buradan nöropolitiğe gönderme yapalım. Falanca dine ya da milliyete ya da bir şeye mensupsunuz. Da sizin mensup olduğunuz taraf bir şey iddia ediyor. Karşı tarafta bunun aksini iddia ediyor. Siz sadece sizin taraftar olduğunuz taraf söylediği için bir şeye inanmayı tercih ediyorsanız siz tarafkirlikle yaklaşıp beynin yakıt tüketimini minimumda tutup hareketlerinizin ne olması gerektiğine karar verip yaşayıp gidiyorsunuz. Beyni ekonomi modunda kullanıyorsunuz yani. Fakat nereden gelirse gelsin kaynağına bakmadan kim söylüyor aga diye sormaya ihtiyaç duymadan gelen iddiayı bilgiyi yargıyı ya da yönlendirmeyi kendi kendinize analiz edebiliyorsanız bir dakika kim dediniz yani ne dedi hangi bağlamda dedi söyledi sözlerin hangisi gerçek hangisi doğrulanabilir hangisi safsatadan ya da efendim yuvarlamalardan mantıksızlıklardan oluşuyor gibi zihinsel bir analiz yapmaya başladığınızda artık kimin söylediği hangi bağlamda söylediği vesaire daha farklı bir kategoride değerlendirilmeye başlıyor ve siz o sözden o sözün kendisi yalan olsa bile gerçeğe ulaşma yolunda bir kapı açmış oluyorsunuz İnsanın iletişiminin her alanında gerçeklememiz gereken çok önemli bir konu var. Yani bu bize gelen bilgi gerçek midir, değil midir? Ya da makul müdür, değil midir? Mantıklı mıdır, değil midir? Bizim bunu her zaman bilebilme imkanımız yok. Ama biz eğer sadece belli bir kanaldan, belli bir kalıptan, belli bir yapıda gelen bilgileri doğru kabul edip ekonomi modunda yaşamaya devam edersek, geri kalan bilgileri de tamamen ya da işte iddiaları da hayat planımızın dışında bırakırsak, zihnimizi hiç onlarla meşgul etmezsek, bunu beynin birbiriyle çelişen iki tane devresi gibi düşünün. Otomatik ve hızlı karar veren devreler bir süre sonra çalışa 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 öyle kuvvetlenecek ki biz dünyanın hepsi bas bas bağırarak bizi ters bir yönde uyarmaya çalışsa bile biz böyle hani eskiler düven öküzü gibi derler ya böyle aynı fikrin çerçevesinde dönenler avara kasnak derler ya da döner döner aynı şeyi söyler bir moda doğru gidiyoruz. Bu bize zihinsel bir bağnazlığa bir durağanlığa, bir kilitlenmişlik haline doğru itiyor. Ama biz özellikle hayatımızın erken dönemlerinde, hani olura kazara eğitim dönemlerimizde falan birilerinden duyduğumuz bir şeyi analitik olarak zihnimizde sınama. Ya mesela bu söylenen tamam söyleniyor ama işte daha evvel konuşmuştuk. Bir Türk dünyaya bedel derken kaç Türk üzerinde çalışma yapıldı, dünyadaki kaç insanla karşılaştırıldı, bu lafın akıl mantığı kökeni nedir diye sorması öğretilen insanlardansak yavaş yavaş bu sorgulama devreleri günlük iletişimimizde de çalışmaya başlıyor. Çünkü çünkü artık kuvvetleniyorlar ve kuvvetlendikçe de biz gelen bilgiyi olduğu gibi alan kovalara değil, onu süzen, analiz eden ve dönüştürerek daha iyi bir şeye dönüştüren aktif zihinler haline geliyoruz. Tam tam bu noktada sizi durdurarak Bekir'in sorusuyla devam etmek istiyorum. Ha, Bekir, bu Bekir değil miydi? de? Bekir'in sorusunu sonra alalım. Bekir Bekir'in evet, sorusuna geldi. Bekir'in sorusuna ilaveten Bekir sorusuna devam etmiyor istiyorum. Hocam ders dinlerken soru üretemediğimi fark ediyorum. He. Örnek verecek olursam hocamız dersi anlatıyor. Son 15 dakikasının soruları ve cevapları ayırıyor. Fakat ben dahi birçok kişi soru soramıyor ve kendimi de mahcup hissediyorum. Bunun sorunu nereden geliyor? Neden soru üretmeyi beceremiyoruz? Ah ah benim derslere katılmış bazı arkadaşlar var burada gördüm. Bu arada akrabadan da arkadaşlar mesaj için mesela biraz önce sevgili Gülferi Yıldırım'ı gördüm yakında kendisinin açık beyindeki eğitimden de göreceksiniz. O benim öğrencilerden aynı zamanda tezini yeni bitirdi. Mutluluk, bilinçli farkındalık eğitimi üzerine çok güzel bir tez yaptı. Mesela onun katıldığı derslerde de da kendisi de muhtemelen aynı durumda hissetmiştir kendini. Ben hemen hemen her dersimde 20-25 yıldır ders anlatıyorum hepsinde. Gayet taze bir umutla bir soru cevap bölümü yapmayı çok severim. Yani Böyle anlatırız. biz sürü bir şey konuşuruz. Arkadaşlar çok ilgili dinler. Not alır hmm, falan filan. E hadi deriz yani bu konuyu biraz sorularla açalım iyice. Bizim ülkede böyle herkes bir dut yemiş bülbüle döner. Lal olur bir anda. Konuşamıyoruz. Yani mesela normal sınıf derslerinde de öyleydi. Şimdi zaten online derslerde daha da bir güzel. Herkes kamera karşısında böyle Profil resmi taklidi yapıyor. Ben yokum ki aslında resmim var falan gibi. Soru cevabı geçtiğinizde böyle lönk diye kalıyor insanlar. Bunun temel sebebi işte biraz önce anlattığım gibi. Hayat boyu analitik düşünme kaslarımızı tırnak içerisinde çok fazla kullanmamışsak bilgiyi aldığımız kaynağın bize verdiğiyle iktifa etmeyi yeterli görüyoruz. Yani o bilgiyi alıp sindirmekle o kadar çok vakit harcıyoruz ki. Ya bir dakika bu herif tamam konuşuyor diye bu adam nörobilimci tuttu biraz önce siyasetten bilmem. Kimsin arkadaş bir dakika sen bunu nereden biliyorsun? Yani bu bilgi Bilgiyi nereden biliyorsun sorusu bile çok nadir sorulan bir sorudur. Mesela ben çok isterim. Bizde nasıl mesela işte ekşi sözlüktekiler sizi niye sevmiyor diye bir soru geliyor sıklıkla. ben beni sevmediklerini zannetmiyorum. Yani insanın beni sevip sevmemesini tanıması lazım. Orası bir katarsis mekanı olduğu için orada böyle daha rahat boşalıyorlar falan ama bizim burada ya birisinin dediğini komple kabul edeceksin ya da o ne derse yanlıştır. Bu bir halktan anlamaz diyerek bir başka yafta yapıştıracaksın. Bu iki aşırı ucu da çok fazla görebildiğimiz bir yerdeyiz. Mesela benim derslerimde toplam santılarımla. Sağ olsun arkadaşlarımız büyük bir perestijde ilgiyle geliyorlar. Deliler gibi dinliyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar falan ama soru cevap bölümünde hep böyle bir tıkanıyoruz. Bu soruyorum programını yapma sebebimiz de zaten. Birileri mesela anlattığımız şeyler acık itiraz etsin. Ya en azından mesela şu. Ya hocam şunu dediniz de yani ben burayı anlamadım, burayı hızlı geçtiniz. Aç bakayım burayı biraz daha. Ya benim zihnimde tam oturmadı. Dahi diyemiyoruz çoğu zaman. Bütün bunlar bizim bireysel suçumuz değil. Bizim yetişme sistemimiz içerisinde otoriteye itaat ve söylediğini kayıtsız şartsız kabul etme refleksi yerleştiriliyor. Biz böyle büyüyoruz. Yani otoriter bir toplumuz biz. Köken itibariyle de böyle. Ver ve ne kadar modernleşsek de, zenginleşsek de, işte böyle entel entel olsak da var. Bu çok fazla değişmiyor. Mesela yetiştiğiniz çevre Türkiye'nin en iyi okullarında, en iyi sosyoekonomik çevrelerinde geçmiş olabilir. Yani işte Boğaziçiler, Sorbonlar, hede hedeler yapmış olabilirsiniz. Hani böyle havalı CV'ler var ya şimdi. Öyle bir insanda da aynı damarı görüyorsunuz. Ben yani birkaç zaman evvel hakikaten Türkiye'nin eğitim piramidinin en tepesinde bulunmuştum ve hala da en üst diyebileceğim sosyoekonomik tabakaya sahip insanların konuşurken 5 dakikada 3 tane insanlık suçu işlediklerine şahit olabiliyorum. Bu çok sık gördüğüm şey. Çünkü orada da başka bir kilit mekanizması var. Bir şeyler orada da ezberletilmiş ve hayat o çerçeveden görülüyor. Sadece o çevrede, o zihinsel kalıp daha revaçta olduğu için biz o insanları o çevrede daha böyle aydın, entelektüel falan zannediyoruz. Maalesef bu hepimizin yaşadığı bir sorun. Özetle ben bundan sonra, başta benim dersler olmak üzere, birilerinden bir şey dinlerken ya gazete okurken televizyon izlerken her neyse ne yapıyorsanız arada bir hani nasıl sağlıklı yaşam için egzersiz yapılması gerekiyor herhangi bir cümlede durup ya bir dakika bu arkadaş bu cümlede ne demek istiyor diye bir bakalım mesela. 99-2000 gibi bir safsata kılavuzu diye bir kitap toplamıştık. Bu fallacy diye İngilizce orijinal ifade edilen mantık hataları içeren ifadelerin bir dökümünü Alev Alatlı önderliğinde hazırlamıştık o zaman. Daha sonra Enzer ve daha genişletilmiş bir kitap mesela Tevfik Uyar çıkardı. Yine onda da galiba sapsatalar başlığı içeren tam kitabının adını hatırlamıyorum ama Tevfik Uyar diye aratırsanız bulursunuz. Onu da derlediği kitaplar var. Bir bakın mesela o tarz kitaplarda her gün günlük hayatta işte köşe yazarlarının, televizyon yorumcularının belki de dakikada üç kere kurdukları cümlelerin içerisinde öyle mantık hataları gizli ve biz onları görmediğimiz zaman alık alık böyle seyretmemize sebep olan öyle bir kafa karışıklığına sebep oluyorlar. Ya mesela birisi tutup da efendim İskoçların son derece işte gürültücü ve ayyaş insanlar olduklarını bilirsiniz falan diye söze başladığında bir hemen o Kardeşim bir dakika. yani Bütün İskoçlar için bunu nasıl söyleyebilirsin sorusunu soramıyoruz bile çoğu zaman. İşte lazlar şöyledir, bilmem neler böyledir gibi laflar var ya. Bunlar mesela gelenleme safsataları, adam karalama. Bunlar hep analiz ettiğinizde görebileceğiniz şeyler. Ve bir süre sonra bu kasları geliştirmeye başladığınızda bana sıklıkla sorulan sorunun tekrar cevabını burada vereyim. Daha önce söyledim ama ben hep yani sağda solda söylerim. İnsanlar övündüğümü zannediyor ama aslında bu bir nasıl diyelim kötü durum isharı. Ben yıllardır haber seyretmem derim mesela. Hiç haberleri evet. takip etmiyorum. Saç Saçma. Orada sorulacak o kadar çok soru var ki anlattığını dinleyemiyorsun adamın. Yani dakikada 10 kere saçmalayınca diyorsun ki ben bari kendi işime bakayım. Bilmek özgürleştirir. Analitik düşünce şu sanal gerçeklik içerisinde hakikate kapı aralar. O yüzden bu egzersizi nasıl ki fiziksel egzersizleri ihmal etmemiz lazım. Bu zihinsel egzersizi de ihmal etmeyelim. En son sevgili Ramazan Hoca'nın Analitik Düşünme Kılavuzu diye bir kitabı çıkmıştı. Kendisi bana gönderdi sağ Bir çırpıda okudum. Çok güzel bir kitap. Şimdi bak bilseydim bu sorunun geleceğini bulurdum. Yakın zamanda onu tekrar paylaşayım. Twitter'da paylaşmıştım görebilirsiniz. Çok hoş bir kitap. Herkese başlangıç olarak mesela onu tavsiye edebilirim. Mekanizmasını çok güzel anlatıyor. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Çok önemli bir konu bu arada. Hızlı hızlı bir lagaluga biraz anlatmaya çalıştım ama belki de bugün Türkiye'deki en önemli sorunumuz hatta dünyadaki en önemli sorunumuz ne deseniz işte bu. Çünkü biz arkadaşlar simgeler çağındayız unutmayalım. Simgeler artık gerçeği oluşturuyor. Sloganlar gerçeği oluşturuyor. İşte gerçeklik sonrası dediğimiz şey bu. Kim daha çok bağırırsa, kim daha renkli ve havalı söylerse onu gerçek zanneder diyoruz. Analitik düşünce bunun en büyük karşı kalkanlarından bir tanesi ve geliştirmedikçe de pörtlemeye devam edeceğiz burada olduğu gibi. Bak mesela bir tane soru geldi. <laughs> Hemen orada gözün ucunda hocam Müslüman mısınız diye bir soru geldi. Şimdi bu soru hani derler ya her duyduğumda kenara bir kuruş atsam şimdiye zengindim falan diye. Öyle sorulan bir soru. Hocam Müslüman mısınız? Üç tane kelimeden oluşuyor basit gibi ve sanki cevabı da evet hayırla geçiştirilebilirmiş gibi bir soru gibi duruyor. İşte hocam derken bir kere hocam sözcüğünü sorgulamak lazım. Mesela neden hocam dedi? O Hadi evet. diyelim talih kalsın. Soru. Ama orada çok önemli bir şey var. Oraya geçelim. Çünkü bana hocam dediğinde bana soru sorduğunda benim söylediğim şey insanlar çoğunlukla değişmez gerçek olarak algılama eğilimindeler. Yani hocam diye başlanan soruda böyle bir sıkıntı var. İkincisi Müslüman. Ne demek Müslüman? Hadi tanımla bakalım. Mesela çarşamba gecesi Ateizm Derneği'nin kanalında Allah var mı yok mu tartışmasına davet edildim. Kırmızı köşede sevgili Rıdvan olacak ateizmi temsilen. Ben de burada teizmi temsilen bir bilim insanı olarak öyle demişler öyle yapacağız. Bakalım teist miyim emin değilim ama gidince göreceğiz. Mesela orada tartışmasını tartışılmasını beklediğim en önemli konu Mesela burada da öyle. Allah, Tanrı, Müslümanlık, inanç, iman falan dediğinizde bunların ne olduğunu biliyor muyuz ki birbirimize soruyoruz? Mesela ben öyle adamlar var ki adam ben Müslümanım diyor. Bana sorarsan yani benim inandığım ne varsa adam tersini yapıyor. Ama bakarsın kendi tanımına göre adam Müslüman. Dolayısıyla bu soruların bu şekilde sorulması ve onlara verilen kısa yanıtlar bizi bilgilendirmiyor, bizi güdüyor. Bizi belli bir yöne doğru yönlendiriyor işte analitik kritik, akılcı, mantıklı düşünme alışkanlığı. Bütün bu çerçevelerin dışında daha sakin bir hayat yaşamamızı ve neticede ağız dolusu gönül rahatlığı ve açıklığıyla bilmiyorum diyebilmemizi sağlıyor. Bilmemenin rahatlığı ve güzelliğiyle de harika bir hayat yaşayabiliyoruz inşallah. Böyle durumlarda insan aklına bunun arkasında şöyle bir soruda gelmiyor mu? Hocam Müslüman mısınız? Hocam hangi siyasi partiyi destekliyorsunuz? Hocam hangi takımı tutuyorsunuz? Bırakalım kelimeleri. Bunu sormaktaki amaç nedir? Aynen işte ee, bunu bahsediyorum. Bir şey öğrenmek mi yoksa kafasındaki beni bir yere oturturma ihtiyacı mı? Tam Hadi. olarak ne taraftasınız? Yani bana mı yakınsınız, siz bana yakın değilseniz o zaman ben size yakın olmayacağım gibi bir izlenim bile çıkabilir bunun altından. Bak Twitter'a girip baksınlar benim Twitter profilimde yıllardır yazıyor. Değişmez bir tanım var. Kendi görüşüne yakın birini arıyorsan o muhtemelen ben değilim. Orası özellikle bu tip hızlı tartışmaların çok yapıldığı bir yer olduğu için. Benim Twitter'ım ve ekşi sözlük sayfam çok komik. 40 sayfa olmuş Allah razı olsun ekşi sözlükte yazdıkları. Ara ara vallahi girip bakıyorum. Ben bu arada hiç orayla dalga geçmem. Çok önemli bir veri kaynağı olarak görüyorum orayı. Yani internette ekşi sözlük yazarı dedi dediğimiz tipolojideki genel kalıp nasıl davranıyor? Bence o bir insanın kendini dışarıdan görebilmesi için önemli bir şey. Ve oradaki 40 sayfanın hemen hemen her birinde başka bir Sinan Canan'dan bahsediyorlar. Bir gün yerlere sokuyorlar, bir gün göklere çıkarıyorlar, bir gün dinci diyorlar, bir gün kafir oluyor, bir gün bilmem ne oluyor. Yani çok eğlenceli. Tabii yarattığım rahatsızlık da bir taraftan hoşuma gidiyor. Zaten yani düşünmeyle uğraşan, yazma çizmeyle uğraşan insanı da rahatsız etmesi lazım. Birilerini rahatsız etmiyorsanız bir şey yapmıyorsunuz demektir. Dolayısıyla bu güzel. Yeter ki insanlar düşman olmasın. Mesela asla eleştiriye gelemiyorsunuz falan gibi artistik yapanlar var. Bizim ülkede eleştiri görsem ben tabi olurum lan o eleştiriye. Gider ayaklarını yıkar suyunu içerim. Bizim ülkede eleştiri yoktur. Bizim ülkede yaftalamak ya da alkışlamak vardır. Arası maalesef çok nadir bulabildiğimiz bir şeydir. Eğer arasını görüyorsanız size mesela birisi gerçekten eleştiri yapıyorsa sizi geliştirmek için düşüncenizdeki yazdıklarınızdaki eksik noktaları söylüyorsa gösteriyorsa size o insan size hayatta en faydalı insan demektir. Benim çok şükür hayatımda böyle çok insanlar var. Var. İşte onların önemli bir kısmı açık beyinde beraber çalıştığımız insanlar şu anda. Bu insanlar diyorlar ki ya bir dakika burada bir hata var hoca. Yani böyle dedin ama öyle mi acaba? O zaman aa ben bildiğimin on katını öğreniyorum. Fark ediyorum ki bir öncesinde aslında hiçbir şey bilmiyormuşum. Analitik düşünen, sizin düşünlerinize karşı analitik düşünme mekanizmalarını kullanan sizi geliştiren en önemli müttefiklerdir. Sayıları artsın inşallah. Bunu istiyoruz.